Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da sıfırdan bir VFX çalışması nasıl yapabilirsiniz bunu göstermeye çalışacağız. Umarım keyifli bir seri olur diye düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler. Müzik Şimdi arkadaşlar Blender'a geçtik ve şu küp ve lamba objesini seçiyorum. X'e basıp sildim. Onlarla bir işimiz yok. Şimdi biz bu da motion tracking yapacağımız için Blender'ın pencerelerini buna hemen ayarlamamız gerekiyor. Zaten Blender bunu bize hazır bir şekilde sunduğu için buna uğraşmadan erişebiliyoruz. Peki nasıl? Şuradaki artı butonuna tıklıyorum. VFX kısmında motion tracking dediğim zaman pencereler hazır bir şekilde karşımıza geliyor. Şimdi Open'a tıkladım. Buradan ister video çift tıklarım ister buradan Open Clip diyerek tıkladığım zaman videom karşıma geliyor. Şimdi N ile bu menü kapanıp açılıyor. T ile de buradaki menü kapatıp açılabiliyor. Şimdi şuradaki N ile açıp kapanan menüye geldiğim zaman şuradaki en üstteki seçenek seçilirken burada videomuzun bilgilerine erişebiliyoruz. İşte çözünürlüğü, FPS değeri, frame sayısı gibi bilgilere buradan erişebiliyorsunuz. Şimdi peki burada ne yapacağız? Buradaki frame sayısını Blender'a tanımlamamız gerekiyor. Buradaki End Frame kısmına gireceğiz. Tabii biz bunu elle yapmıyoruz. Şuradaki Set Screen Frame dediğimiz zaman buradaki frame bilgisini buraya otomatikman girecek. Şimdi buna tıklıyorum ve frame bilgisi otomatikman girildi. Peki şimdi ne yapıyoruz? Buradaki videoyu Blender'a hesaplatarak bir kaşe işlemi yapacağız. Bu kaşe işlemi RAM'e kaşe yapılarak bize donmadan, kasmadan bir oynatma imkanı sunacak. Şimdi şuradaki RAM kullanımına dikkat edin arkadaşlar. Buradan şu seçeneğe tıkladığımız zaman bakın RAM kullanımı bayağı bir aşırı bir şekilde arttı. Ve bu şekilde bir kaşe işlemi yaptı. Bakın şuradaki mor alan kaşe yapılmış anlamına geliyor. Donmadan etmeden oynatabiliyorum. Şurada da baktığımız zaman daha kapalı bir mor alan var. Buranın kaşe yapılmadığını görebiliyorsunuz. Ben bunu bilerek yaptım. Bu ne anlama geliyor? Blender içindeki default ayarlarda gelen kaşe limit miktarı yetmediği için burayı kaşe yapamadı. Peki bu limiti nasıl yükseltebiliyoruz? Edit kısmına geldiğim zaman Preferans'a e tıklıyoruz. Sistem bölümüne geldiğimiz zaman burada Memory Cache Limit var. Buraya sisteminizin el verdiği kadar yüksek bir değer girebilirsiniz. Ben de 8 GB RAM olduğu için şimdilik 4000 civarı giriyorum. 4000 hala yeterli gelecektir bunun için. Şimdi buradan Save Preference dediğim zaman buraya girmiş olduğum değer benim için artık kalıcı hale gelecektir. Tekrar birinci frame'e dönüyorum. Buradan hesaplatmaya tıkladığım zaman otomatikman artık buranın da hesaplandığını görebiliyoruz. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra artık markaları sahnemize yerleştirebiliriz. Bunun iki türlü yolu var. Birincisi şuradan tıkladığımız zaman sahneye otomatikman markerlar yerleşiyor. Ben bunu çok tercih etmiyorum. Nedenine gelecek olursak yani hatalar oluyor, bir şeyler oluyor. O yüzden gerek yok yani kontrolü ediyor. Ben buraya elle kendim tek tek gireceğim. Hem de kontrollü bir şekilde girdiğim için daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi geldiğim zaman şöyle zıt renklerin olduğu yerlerden yakalamalar yapacağız. Kontrol tuşuna basıyorum. Bir tane marka buraya yerleştirdim ve şuradan da track bölümüne geldiği zaman buradaki pencereden de trackimin nereye yerleştirmiş olduğunu daha rahat bir şekilde görebiliyor. Klavyeden alt S şey dediğim zaman bir search kutusu açılıyor. Bunu şöyle biraz daha büyütüyor. Bu ne anlama geliyor? Bu search kutusunun içinde bu eklemiş olduğum track buradaki noktayı sürekli yakalamaya ve bulmaya çalışıyor. Bu search paneli şöyle ne kadar büyük olursa o kadar yavaş bir şekilde arama yapacaktır. Çok da küçük olursa bu sefer de search paneli dar bir alanda olduğu için trackimiz dar bir alanda olduğu için onun dışına çıkmaya çalışacak ve hata verecektir. O yüzden bunu orta karar bir şeyde şöyle tutmanız gerekiyor. Bu benim için şimdilik yeterli gelecektir. Bir tane de şuraya ekliyorum ve bir tane de şuraya ekliyorum. Bu arada arkadaşlar minimum 8 tane eklemeniz gerekiyor. 8 veya üst eklemeniz gerekiyor. Yani 6 tane, 3 tane, 5 tane eklediğiniz zaman hesaplama yapacağınız zaman zaten hata alacaksınız. Yapamayacaksınız bile. Şimdi bunları da geçelim ve tekrar tracklerimizi yerleştirelim. Bir tane de şöyle yerleştirelim. G tuşuna basıp burada taşıma yapabiliyorsunuz. G ve Shift'e bastığınız zaman burada hassas bir şekilde taşıma yapabiliyoruz. Bir tane de şöyle ekleyelim biraz gene yukarı taşıyorum Bir tane de şöyle ekleyebiliriz. Evet 5 tane de. Şimdi bunu ekledikten sonra şöyle bazı noktalar daha ekleyelim bir tane de şöyle ekleyelim. Evet şimdi tracklerimi yerleştirdim. Hepsini seçiyorum arkadaşlar. Şuradaki butona tıklayarak hepsini hesaplattım. Evet hepsi de gayet güzel bir şekilde hesaplamayı yaptı. Herhangi bir şekilde hata almadık. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi bakalım bu kadar fiyat mesela ilerleyen kısımlarda yine de ekleyebiliriz. Mesela istiyorsanız birkaç tane de ekleyebiliriz. Ne kadar fazla olursa o kadar güzel sonuç alabilirsiniz. Tabi fazla eklemeye gerek yok. Yani bu cümleden bunu çıkartmayın. Yani hatasız bir şekilde ne kadar eklerseniz sizin için o kadar iyi olacaktır anlamına geliyor bu söylediğim. İki tane de ekledim ve bunları da hesaplattım. Şimdi bunlar benim için yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi birinci frame'e döndüm. Buradan sol ve bölüme geldiğim zaman burada kamera sol ve tıkladığım zaman şurada bir tane hata değeri çıkacak. Buna şimdi dikkat edin. Tıkladım ve bir hata çıktı. Sol ve error 3.82. Bu ne anlama geliyor? Bizim eklediğimiz tracklerin hesaplamasını falan yaparak bize bir hata sonucu çıkarıyor. Ne kadar sağlıklı çalışabildiğini bize sunuyor. Bu değer her zaman birin altında olması gerekiyor arkadaşlar. İşte 0.80 0.50 gibi değerlerde olması gerekiyor. Birin üstünde olduğu zaman kabul edilmeyen bir değer anlamına geliyor. dedim gibi sıfırın altında olması gerekiyor. Peki biz bunu nasıl düşüreceğiz? Burada görmüş olduğunuz gibi keyframe A ve keyframe B gibi değerler var. Bunları mesela şöyle ikiye getirdim. Tekrar tıklıyorum. Bakın bunu arttırdığım zaman buradaki hatanın giderek düştüğünü görebiliyorum. Yani bundan net bir şey yok yani. Bunları rastgele değiştirerek bir değerler yakalamaya çalışacağız. Şöyle değiştiriyorum tekrar. Mesela şunu 30'a getirdim. Bir de şunu seçerek yapalım tekrar. Evet mesela bunu seçince görmüş olduğunuz gibi 0.48 civarına kadar düştüğünü görebiliyoruz. Ne demiştim? Sıfırın altında olursa bizim için her zaman daha iyi sonuç verdiğini söylemiştim. Şimdilik benim için güzel bir sonuç bu. Burada bırakıyorum. Eğer gerekirse bu değerlerle daha da oynayarak farklı sonuçlar almaya çalışabiliyoruz. Şimdi bunu da yaptık. Neler yapacağız şimdi? Kameramızın merkezini belirlememiz gerekiyor. Yani sahnemizin. Tam şunu ortaya yerleştirdiğim için bu benim tam sahnemin ortası olacak. Bunu seçiyorum ve şuradaki set origin kısmına tıkladığım zaman kameranın açısını hafif oynadığını görebiliyoruz. Şimdi şu baktığımız açıya göre kamerayı bir yerleştirmemiz gerekiyor. 3 tane tam böyle yatay konumdaymış gibi olan trackleri şimdi seçmem gerekiyor. Bir tane şunu seçtim. Bir tane de şunu ve bir tane de şunu seçtim. 3 tane. Ve buradan floor'a tıkladığım zaman kamerayı kameranın bakın hemen açısının böyle sahneye sanki videoya bakıyormuş gibi bir açıya geçtiğini görebiliyorum. Eğer sizin için bu uygun değilse mesela şunları seçip tekrar fulla tıklayarak işte daha uygun konumlara geçebilirsiniz veya şu şekilde de yapabilirsiniz. Tekrar tıklıyorum. Bunun gibi farklı farklı sonuçlar deneyebilirsiniz. Şimdi set as background dediğim zaman videom görmüş olduğunuz gibi arka plana geliyor. Şurada da setup tracking scan'ı tıkladığımız zaman bu kameranın ayarlarını otomatikman blender yapıyor. Yani şöyle göstereyim Göstereyim. Şöyle kameramıza şimdi dikkatli bir şekilde bakacak olursanız video eşliğinde kameramız oynuyor. Yani bu tarz ayarların hepsini ben buna tıkladığımız zaman Blender kendisi yapıyor. Şöyle de bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde oynuyor. Hatta şöyle bakalım. Evet objemiz zeminde gayet düzgün bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Evet bence gayet güzel olmuş diyebilirim. Evet yani bundan sonrası aslında sizin biraz hayal gücünüze kalmış bir şey. Bundan sonra istiyorsanız sahneye dövüşen karakterler ekleyebilirsiniz. Farklı farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Bu arada ne bileyim yıkılma efektleri yapabilirsiniz. Yani bundan sonrası dediğim gibi sizin tercihlerinize kalmış bir şey. Şimdi tamamdır. Geri geldik. Bakalım burada şimdi neler yapabiliriz? Şu küpü bir silelim. Küple bizim bir işimiz yok. Şunu hatta bir tık daha şöyle büyütelim. Dediğim gibi mesela bu aç hoşunuza gitmedi. Şuradan farklı trekler seçip şöyle geldiğiniz zaman şuradan tıkladığın zaman farklı farklı açılara geçiş yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde biraz daha iyi olabilir. Şimdi kameraya ne kadar yakın olursa objeniz o kadar hatalar göze batacaktı. Eğer objeniz kameradan biraz uzaksa böyle tapayla biraz da minimum şekilde gözükecekti. Bu da aklınıza bulunan önemli bir detay olsun arkadaşlar. Şimdi burada tekrar bir oynatıyorum. Evet bakın şuradaki siyah geçişine dikkat edin arkadaşlar. Yani ne kadar sabit bir şekilde durduğunu buradan da anlayabilirsiniz şuradaki. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki sabit siyah noktaya bakın. Yani onun ne ilerisine ne gerisine gidiyor. Yani gayet güzel bir şekilde treklerimiz çalışıyor. Evet gayet güzel diyebiliriz buna. Şimdi burada ufaktan şöyle bir sahne ayarlayalım istiyorsanız şurayı da biraz büyütelim. Şu plane'i biraz şöyle büyütüyorum. Gayet benim için güzel. Hatta şu lambayı bile silebilirim. Şu kamerayı seçip şuradan da background imaj kısmından şu opaklığını yükseltebilirim. Evet peki ben burada neler yapabilirim derseniz aklınıza gelen gelmeyen her şeyi yapabilirsiniz. Mesela istiyorsanız buraya bir tane robot ekleyelim. Gayet güzel bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar şimdi sahneye bir tane robot ekleyici söylemiştim ama maalesef robot ekleyemeyeceğim. Çünkü Blender'ın RAM kullanımı burada baya baya yükseldiği için bilgisayar donmaya kasmaya başladı. O yüzden onun yerine daha hafif ve daha göze güzel gelebileceğini düşündüm bir tane Dragon model ekleyeceğim. Onu da kendi içinde animasyon olduğu için bir de animasyonla falan uğraşmayacağız. Şimdi birinci frame'e geçelim ve şu Dragon'umuzu ekleyelim. Nasıl ekliyoruz? Import kısmından şu GLB olanı seçiyorum ve Dragon'u şuradan import diyorum. Bakalım nasıl bir şeyi hep birlikte görelim Evet şunu biraz s tuşuna yan ki tuşuyla biraz üretiyorum ve z yaparak 90 derece döndürdüm Evet aslanımız buradan bizi karşılıyor buradan da şöyle bir oynatalım istiyorsanız Evet kendi içinde dediğim gibi bir animasyonu var Gayet güzel çok da fazla bir şey yapmıyor sadece kanadı falan hareket ediyor kafa hareket ediyor o kadar yani gayet güzel önce Evet şöyle bakacak olursak böyle bir şey. Şimdi ben blender yeniden başlattığım için buralardaki kaşeler falan gitti. Yeniden böyle oynattığımda bir hesaplama falan yapıyor. O yüzden şimdi çok önemli değil. Şimdi şu zemini y ekseninde şöyle biraz büyütelim. Edit moda girdiğimiz zaman şunu da şöyle biraz büyütebiliriz. Biraz da şöyle büyütelim. Biraz da şöyle büyütelim evet bu kadar bizim için yeterli gelecektir diye düşünüyorum tamamdır şimdi render aşamasına geçerek sahnemizin ışık ayarlarını falan yapalım biz bu aşamalarda iyi e render yazılımı kullanacağız bildiğiniz gibi Cycles'a göre çok hızlı bir sonuç veriyor bize yani kalitesini kullanıcıya kalmış bir şey biz burada çok kalitesine girmeyeceğiz zaten bizim burada işimiz hızlı ve güzel bir sonuç alabilmek şimdi render ayarlarımıza geldiğim zaman ambiyansı açıyoruz şuradan yansıma olaylarını da açıyoruz ve buraya geldiğim zaman film kısmını özellikle transparent yapmayı unutmayın çünkü arka plana bir aydınlatma için HDR ekleyeceğiz. HDR'ın gözükmemesi için bunu seçiyoruz ve buradan da Color Management'dan da standart'a getiriyoruz renklerimizi. Bunu yaptıktan sonra şöyle Z ile de bir render moduna girelim. Şuradan geliyoruz bir tane environment dedik bakalım elimde buna uygun ne var? Şöyle bakmak istiyorum. Evet şu HDR yükleyebiliriz. Tamamdır yükledik. Bakıyoruz gayet güzel duruyor şimdilik. Evet şöyle de oynattığımız zaman böyle bir görüntümüz var. Şu zeminde bug mı var ne var anlamadım yani bir şeyler oluyor. Bunu bir silip kendine ekleyeceğim ben. Bunu materyalini mi oynadıydık ne oldu bilmiyorum o yüzden kafamda şu an dalgın olduğu için maalesef o yüzden silip hemen şöyle bir tane daha file ekleyerek ayarlıyorum. Eğer materyalini falan oynadıysak onu zaten silecektik neyse devam edelim. Şimdi hemen bir tane daha silip yeniden bir tane zemin ekledik. Z ile Phantom moduna girdiğim zaman böyle bir görüntü bizleri karşılıyor. Şimdi videomuza şöyle bakacak olursak arkadaş şiddetli bir tane gölgenin olduğunu görebiliyoruz. Bu arabanın işte sağlarına sollarına baktığımız zaman şuralarına güneşli bir ortamda bu videoyu çektiğimi görebiliyorsunuz. Bunu özellikle çektim zaten. Şimdi şu güneş olayını bir ayarlayalım istiyorsanız. Bu güneşi nasıl elde edebiliriz? HDR dışında tabii ki sun lambayla bir tane şuradan sun ekliyorum. Şöyle bir rotation verdim. Şuradan da mo komutumu tekrar seçiyorum ve xx yaparak biraz şöyle x eksenine döndürdüm. Tekrar render moduna giriyorum. Şuradan da bunun şiddetini şöyle bir 10 civarında bir getirmek istiyorum ben. Şu zemine de bir tane materyal atıyorum. Şunun da rengini hafif şöyle, şöyle beyazdan şöyle biraz daha gri tonlara falan çekiyorum. Gölgeler şu anda gözükmeye başladı. Bunu şöyle R, Z yaparak Z eksenini biraz döndürdüm. Biraz daha şöyle yatay konumda istediğim için R, X, X yaparak şöyle biraz daha yapıyorum. Bakıyorum gayet iyi R, X, X yapalım. Evet böyle gayet güzel duruyor. Baktığım zaman gayet güzel. Şöyle oynatalım. Şu arada ışıklarımız güzel parlıyor. Şimdi şu ışığın renginde biraz şöyle sarı tonlara falan çekebiliriz biraz. Gayet güzel duruyor. Armatürü gizleyelim mi? Şimdilik dursun. Neyse şu zemin halledelim. Şimdi bu zeminde gölgeye yakalamak için bildiğiniz gibi Cycles Render'da direkt bir butona tıkladığımız zaman zemini gizliyor ama sadece gölgeler falan kalıyor. Shadow Catcher mantığıyla. Ama e motorunda böyle bir şey yok maalesef. Biz bunu materyal yoluyla yapacağız. Şimdi şuradan bir shader editöre geçelim. Şu principle'ı seçip siliyorum Onunla şimdilik bir işimiz yok şifreye basıyorum buradan bir tane mix şeydir istiyorum bunu şöyle bağladım bir tane de diffuse istiyorum onu da şöyle bağlıyoruz bir tane de transparent istiyorum onu da şöyle bağlıyorum bir tane de buradan kalır ramp istedim bunu da şöyle bağlıyorum şimdi tam olarak nerede olduğunu bilmediğim bir tane düğüm daha var şunu da seçiyorum şöyle bağlıyorum Burada aslında diffuse ekleyeceğimiz için şunu kopyalayıp direkt buraya ekleyebiliriz. Tamamdır. Şimdi böyle bir görüntü bizlere karşıladı. Şuradaki diffuse kanalının rengini şöyle siyah çekiyorum. Şuradaki color ramp'ın siyahını da şöyle çekiyorum biraz. %70'lere falan şu beyazda şöyle biraz çekiyorum. Normalde gölgenin çıkması gerekebilirdi ama çıkmadı. Şimdi bunun material kısmına geldiğim zaman şuradan alpha blend'i seçiyorum. Ve ardından şu seçeneğinde seçili olduğunu dikkat edin. Şimdi gölge çıkmadı. Niye çıkmadı? Şöyle HDR kısmına geldiğim zaman shift'e basıyorum ve sol klik ile buradan HDR'ımızı şiddetini biraz azalttığımız zaman gölgemiz net bir şekilde artık zeminde gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Buradan da kontrolü bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet. Şöyle bir şey de bırakabiliriz. Ardından buradan da tabii ki ayarlayabiliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok tane abartmaya gerek yok. Bakın oynattığımız zaman gerçek zamanlı gölgelerimizin de hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bakalım şöyle hatta şu armatüller bu muydu acaba bakalım bir yok bu değil içinde mi acaba de büyük ihtimal aynen şu herhalde tamamdır şimdi şöyle baktığım zaman bir oynatalım bakalım evet gölgeler gayet güzel yani bir tık daha belki koyulaştırabiliriz belki ama onun dışında bence gayet güzel Evet görmüş olduğunuz gibi sanki bir sinema filmi yapıyormuşuz gibi buraya bir tane canavar ekledik ve burada gerçekçi bir şekilde güzel bir şekilde duruyor. Tabii daha kaliteli bir model eklemek isterdim ama dediğim gibi sistem el vermediği için maalesef bu kadar yapabiliyorum. Şimdi şu karakterimizin biraz materyalini ayarlayalım, parlaklığını falan da bir değiştirelim bakalım nasıl duruyor bir görelim render modundayken. Işıklandırmamız her şeyimiz güzel. Yani bir tık daha belki istiyorsanız şuradan koyulaştırabilirsiniz şöyle. Şöyle shift tuşuyla birlikte basarak evet böyle daha güzel diye düşünüyorum. İyi güzel. Şimdi şu karakteri seçelim. İçinde şöyle bir materyal şemasıyla geldiğini görebiliyorsunuz. Kendince bir şeyleri var içinde. Şunları bir silelim arkadaşlar. Shift'e diyorum. Bir tane principle ekleyeceğim. Bunu şöyle bağlıyoruz. Buradakinde bildiğiniz gibi diffuse kanalla bağlıyoruz. Şunu da hatta silebiliriz. Buna gerek yok. Direkt buradan bağlantıyı yapıyorum ben. Evet gayet güzel. Buradan normal map'imi bağlıyorum kanalına. Tabi bunların tipinde non-color data olarak değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi yüzeylerde eğer çok pallama var diyorsanız Color kısmından bir adet invert ekleyip bunu kontrollü bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakalım. Evet böyle bir görüntü bizlere sunuyor. Belki bir tık daha şöyle yapabiliriz. Evet, gayet güzel bence Şimdi şuradan şu kemik sistemini bir açalım Kemiği seçelim Karakteri bir tık daha şöyle ben döndürmek istiyorum açıkçası Aynen yani böyle biraz daha güzel gözüküyor sanki Evet şöyle oynatalım tekrar. Şöyle şey de bakalım hatta solid yoksa çökecek bilgisayar. Şimdi şuraya geldikten sonra görüyorsunuz kemik sistemle yani aslında animasyonlar bitiyor. O yüzden bundan sonrası da biz kendimiz yapalım istiyorsanız. Şimdi şu kemik sistemini seçelim. Gözükmüyor hatta onunla bir ayarlayalım. Şöyle kemik ayarlar bölümüne geleceğiz. İlk başta bir seçelim. Seçemiyorum. Evet yani şu anda seçtim. Şuraya gelelim neredeydi şuradandı Viewport kısmına gelip şunu in front dediğimiz zaman yani ön planda göster diyoruz. Şimdi bunu seçtikten sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Buradan neye geleceğiz? Post geliyoruz. Hatta şurayı biraz daha büyütelim mi? büyütelim şöyle tamam şimdi artık kemik sistemlerine rahat bir şekilde oynayabiliyoruz şöyle gelelim hatta buradan timeline'ı bile açabiliriz şöyle yapsak layout kısmından yapsak nasıl olur aynen burada çalışalım burada daha rahat çalışabiliriz şöyle gelelim şimdi şuraya geldiğimiz zaman şuradaki kemiğimizin pozisyonu burada olsun dedik ve şöyle 335. frame'e gelince kafamız şöyle biraz daha dönsün istiyorum ben. Evet şöyle de bir gizleyelim. Şuradan da iskeleti daha rahat bir görelim. Evet hatta biraz daha döndürebiliriz. VZ yaparak. Evet şimdi tekrar şuradan onaylıyor. Şimdi baktığımız zaman gayet güzel. Şimdi şurada geldiğimiz zaman şuraya kemiğimiz yine aynı şekilde burada bir dursun. Ondan sonra şöyle geldiğimiz zaman ise VXX yaparak kafamız biraz şöyle yukarı doğru baksın. Böyle yaptım ve sona doğru geldiğinde de VXX yaparak şöyle biraz aşağı ve ZZ yaparak da biraz şöyle VXX yapalım biraz daha şöyle baksın. VYY yapalım biraz kafamızı şöyle döndürelim. Evet. buna da onaylıyoruz. Tekrar şu kemik sistemini bir gizleyelim, şöyle bir oynatalım şuradan itibaren. Evet. Gayet güzel oynuyor bence. Evet. Şimdi hatta istiyorsanız şu kuyruğu bile biraz oynatabiliriz. Eğer hani çok sabit duruyor diyorsanız şuradan mesela değil de şuradan vxx yaparak biraz şöyle oynatabiliriz. Bakalım v y, y, yapalım. Evet şöyle biraz y ekseninde oynamalar yapabiliriz. Bakalım şöyle geliyor. Şuradan sonra pek oynamıyor bildiğim kadarıyla. Aynen şöyle gelelim. Şuraya bir konum atalım. Ondan sonra şöyle geldiğimiz zaman v y, y, yapalım. Kuyruğumuz şöyle biraz yukarı kalksın istedim. Ve bir konumda böyle atıyorum. Tekrar şöyle geliyorum. Konum bir tane daha böyle atıyorum. Şöyle sonlara doğru R -Y, y yaparak kuyruğumuz şöyle zemine yakın bir yere gelecek ama şöyle kamera açısından bakarsan daha iyi olur. R -Y, y yapıyorum. Evet şöyle bir şey yapabiliriz. Evet. Bakalım nasıl oldu? Şöyle bakıyoruz. Gayet iyi kuyruğumuz şöyle kalkıyor. Şundan arasını biraz açabiliriz. Burada taşıma işlemi de yapabiliyorsunuz. Bir seçip G tuşuna basıp şöyle geliyorum mesela şunun arası biraz fazla gibi yani şununla şunun arasını fazla açmaya gerek yok yani yukarıda tutma süresi biraz kısa olabilir evet mesela şimdi burada aşağı inerken şöyle bir şey yapabiliriz ve xx yapıp şöyle biraz şunu da şöyle hafif biraz kırmışız gibi bir efekt verebiliriz Evet bakın böyle biraz daha iyi. Aşağı indi zaman yani şuraya VXX yaparak biraz daha şöyle aşağı konuma getirip burada da yeni bir location ekliyoruz. Yani ben pek animasyon kısmında iyi değilim. O yüzden pek bu kadar detaya giremiyorum. Kusura bakmayın. Yani benim alanım pek animasyon kısmı değil. Ben de yani göz kararı az bir şey biliyorum o kadar. Evet gayet güzel gözüküyor. Şuradan da bir render moduna girelim. Render modunu izleyecek olursak bence dehşetül vahşet güzel oldu diyebilirim. Evet mükemmel. Şimdi şöyle yapalım. kemik sistemini aktif edip post moddan bir çıkalım. Obje moda döndüm. Şunu G, Shift, Z diye hafif şöyle biraz öne alsak nasıl olur peki? G, Shift, Z dedim. Şöyle alalım biraz daha. Evet şimdi şu modeli biraz daha şöyle çekmek istiyorum. Evet bakalım şöyle bir şu post modu tekrar bir kapatalım şöyle bakalım karakterimiz böyle geliyor Evet sonlara doğru şöyle tam ortalarda bir yerde duruyoruz Evet böyle gayet güzel bence yani istiyorsanız bir tık daha şöyle hafif biraz küçültebilirsiniz belki. Kontrol Z ile ben bir geri alacağım yani küçültmeyeceğim. Evet şimdi şuradayken bir render alalım bakalım nasıl duruyor bir görelim. Evet şimdi kompozit işlemi yaptı ve karşımıza çıkarttı. Gölgelerimiz biraz fazla koyu gibi duruyor. Bence bunu biraz daha açmamız gerekiyor. Burada normal duruyor ama işte render alınca öyle duruyor. Şöyle bir şey yapalım. Kompozit kısmına bir gelelim. Mesela şunlar silelim bir tanesini. Şunu da silelim. Bunlar gereksiz fazladan bağlantılar. Şunu tekrar ekliyoruz. Yani büyük ihtimal iki tane layer olduğu için yani iki tane gölge üst üste bindirdiği için çok koyduruyor. Yani aynen dediğim gibiymiş. O yüzden onu silerseniz renk böyle normale dönecektir. tekrar şuradaki bağlantıları Composite ve Weaver'a bağlıyoruz ve sorun düzeliyor. Tekrar şuradan bir render alalım hep birlikte bir görelim. Evet şu anda Composite bağlantıyı da yaptığı zaman Evet mükemmel bir şekilde karakterimiz ve yani modelimiz burada videonun üstünde durduğunu görebiliyorsunuz. Evet fazla da heyecanlandım biraz. Biraz heyecanlandım şimdi. Bunun bir animasyon çıktısını alalım istiyorsanız ufaktan. Şimdi buraya gelen şu çıktı kısmına bir gelelim daha doğrusu. Buradan ambiyans okulaşınla ilgili buradan Leyla ile la ilgili bir şey yapmaya şu anda pek bir gerek yok. Arkadaşlar videoyu çektikten sonra küçük bir detayı atladığımı fark ettim. Animasyonumuzun frame rate kısmını düzenlemeyi unutmuşuz. Şuradaki output properties kısmına geldiğimiz zaman burada frame rate var. Bunu videomuzun frame sayısıyla eşit hale getirmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi bizim videomuzun frame sayısı 29.97 idi. İlk başta şuradan custom'ı seçelim. Bakalım düzelecek mi? Buraya 29.97 yazıyorum. Enterladığım zaman 30 geldiğini görebiliyorum. Şuradaki herhangi birini bir tanesini, şimdi üsttekini seçiyorum. Tekrar custom'a tıklıyorum. Buraya 29.97 yazıyorum tekrar. Bunu yaptığım zaman bu sefer düzeldiğini görebiliyorsunuz. Bu şekilde yaparak animasyon çıktısını almayı unutmayın. Dediğim gibi video sırasında bu işte Atlamışım. Siz bunu bu şekilde yaparsanız ham videomuzun frame yine eşit bir şekilde render alabilirsiniz. Şimdi şuradan çıktı kısmına bir gelelim. Bunun tipini avgpad olarak değiştireceğim. Şuradan da nereye kaydedeceksem onu hemen bir hızlıya bir seçeyim. Ben yine videomun yani ana dosyalarımın olduğu yere şöyle final video diye final vfx diye final vfx adında exit diyerek kaydediyorum. avijipet olarak kaydettim başka da bir şey yapmama gerek yok. Buradan render kısmından render animation dediğim zaman hızlı bir şekilde artık animasyon renderlarımı almaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu video bitince hep birlikte bir inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç aldık hep birlikte bir göreceğiz. Şimdilik videoyu burada durduralım. Evet arkadaşlar, çalışmamızın final hali karşınızda duruyor. Gayet kaliteli oldu diyebiliriz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ben yaparken bayağı keyif aldım bu çalışmayı. Dediğim gibi aklınıza takılan bir şey olduysa video ile ilgili veya aklınıza takılan başka bir şey varsa videonun yorum kısmından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar inan sizlere cevap vermeye çalışırız. Evet arkadaşlar, bir serinin daha sonuna geldik çalışmamızda sizlerle birlikte elimizden geldiği kadar inan sizlere Blender'da VFX çalışma nasıl yapabilirsiniz bunu göstermeye çalıştım. Bir sonraki serilerde bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.